Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bakın, güneş yanıkları oluşmuş Hatera karamel çiçeğimin bakımını yapmak istiyorum. Bakın burada bir tane daha var, iki tane. Şöyle ikisini de elden geçirip tek bir saksıya almak istiyorum. Ve şöyle önce gördüğünüz gibi şu kuruyan yaprakları temizlemekle başlayacağım. Şöyle. Evet, bizim bu yaz arkadaşlar çok sıcak geçti. Ben Denizli'deyim. Bunu sık sık videolarımda da söylüyorum. Denizli bu sene hep 40 üzerinde sıcaklıklar yaşadı yaz boyunca. İnanın çiçeklerimiz hep kötü oldu sıcaktan. Korumaya çalıştık. Tabii ki çok güneş almamasına özen gösterdim. Ama yine de aldığı kadar bile yetti, inanın arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın şöyle, evet şöyle artık yanıklar oluşmuş olan şu yaprakları böylece temizlemiş olduk ve şöyle dipten daha da kısaltayım bunları. Şunlar gayet iyi. Şu anda onlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Bakın şurada hatta minik güzel yaprak bile vermiş. Evet, şöyle hazır elden geçiriyorken arkadaşlar, bu saksımın da yine kuruyanlarını şöyle ayıklayayım. Yapraklarını alayım. Bu o kadar fazla değil. Gördüğünüz gibi çok fazla bir yanığı yok. Evet, şöyle toprağını da bir şöyle bakayım. Nasıl? Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Evet, bu toprakları arkadaşlar kendim hazırladığım için gayet, bakın şöyle yakından da göstereyim, bakın gayet güzel. O yüzden toprağını yenileme yapmayacağım. Ama şöyle bir toprağı kabartmak istiyorum. Şöyle hafif, şöyle kökü özellikle biraz şöyle gevşesin istiyorum. Daha rahat büyüyebilmesi için. Arada bir arkadaşlar böyle toprağı havalandırırsak kökleri böyle biraz hafif gevşetirsek daha hızlı kökler salabiliyorlar. O yüzden ben ara ara böyle saksılarımın diplerini kabartıyorum. Bu şekilde. Hatta şöyle köküne kadar gevşetiyorum. Bakın. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kökleri hafif oynatmak çiçekte korkuya neden oluyor. Herhalde beni söküp atacak, öleceğim korkusu yaşıyor. O yüzden hafif böyle kökleri oynattığınız zaman inanın çok daha hızlı gelişim gösterebiliyor. Evet, şuradaki çiçeğimi de bunun yanına almak istiyorum. O yüzden bunu direkt şöyle kökünden çıkaracağım. Evet, şöyle. Bakın gayet güzel kökleri.
Hatta şöyle biraz kök budaması da yaparak şöyle şuralardan daha hızlı çabuk kök vermesini sağlayabiliriz. Evet, bunu da şu şekilde yanına ekeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bakın gayet güzel şu anda tazelenmiş oldu. Bakımlarını yapmış oldum. Eğer sizler de beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.